İzmir depreminde 117 canı kaybettik. Bugün 117 canı bir sene sonrasında anıyoruz ama sadece 117 can değil, birçok depremzede yaşam kalitesini kaybetti diyebiliriz. Maalesef 17 bina yıkılmıştı. Onun ardından hasarlı binalar da yıkıldı. Birçok kişi hala evsiz ve hala yaraları sarılmamış durumda. Yanımda İzde'de Başkanı Haydar Özkan var. İzmir Depremzedeler Derneği Başkanı. Bir senedir faaliyette derneğimiz başkanım. Neler yapılıyor? Dernek olarak neler yapıyorsunuz? Yaralar ne derece sarıldı? Şimdi tabi bugün bunu konuşmak biraz abest iştigal olacakmış gibi gözüküyor ama hayatını kaybeden depremzedelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. O insanlar bizim gözümüzde deprem şehidi olarak anıyoruz biz onları. Onlar belki de hayatlarını kaybettiler. Onların arkasından belki İzmir farklı bir gelişim gösterecek, bunun ötesinde bir şey olacak diye düşünüyorum. Bugün duygular tabii ki had safhada, yoğun, aynı günü, aynı saatlere yaşamak, onu anmak çok kötü. Şimdi bir yıl geçti, bir yıl boyunca neler yaptık? Bir yıl boyunca 79.272 adet bağımsız bölümün yaklaşık olarak 400 bin civarındaki ailesiyle birlikte yoksulluğu gördük, yoksuzluğu gördük, aile parçalanmalarını gördük, çocuklarını okutamayanları gördük, yurt şehir dışına çocuklarını okutma maksatlı gönderemeyenleri gördük. Tercih değişikliklerini gördük. İlkokulunu değiştirdi, çocuğunun psikolojisiyle uğraşmak zorunda kalanları gördük. Hala hastanede psikolojik tedavi gören aileleri gördük. Bir yıl bizi olgunlaştırdı. Bir yıl bize biraz siyaset öğretti. Bir yıl bize depremzedenin depremzededen başka dostu olmadığını öğretti. Biz boşuna kendimize güne bakanlar dememişiz. Işığı gördüğümüz zaman oradan bir ışık gelecek diye yönleniyoruz. Ama o ışık bizim hep sırtımızı sıvazladı bir yıl boyunca. Bize net bir şekilde bir şey sağlamadı. 11 ay geçtikten sonra emsal artışı adı altında bir ufak bir ışık gördük. Şimdi kredilerle ilgili bir ışık bekliyoruz. Proje alanındaki mağdur vatandaşlarımızın rezerv alanından hak kazanmasıyla ilgili bir ışık bekliyoruz. Geri kalanı da sanırım biraz da kendimize burada bir yıl düşününce, buradaki insanların isimlerini de görünce kendimizi de suçlu hissediyoruz. Çünkü o insanlar hayatlarını kaybettiler. Biz de arkasından mal derdine düştük gibi geliyor. Bunları konuşmak da sıkıntı yaratıyor ama maalesef hayatında böyle bir gerçeği var. Bunu da konuşmuş olduk. Tabii acılarınız büyük. Aslında dediğiniz gibi öyle dışarıdan bakınca hissediliyor gibi diyorsunuz ama bazı kesimler öyle düşünüyor. Aslında öyle değil. Yani sizin derdiniz başınızı sokacak bir ev bana göre. Yani bir rant gibi değil. Kaybettiğiniz evin aynısını aynı şekilde geri almak istiyorsunuz diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum acaba? Hayır, kesinlikle doğrusunuz. Bizim bir evimiz vardı, o evimiz yok oldu. Şimdi biz o evimizi yaptırmaya çalışıyoruz. O evimizden lüks olsun, şöyle olsun, bunun derdinde değiliz zaten. Biz başımızı sokacak bir yer arıyoruz. Bunu insanlara bir empati yapsınlar istiyorum. İşte gözlerini bir dakikalığına kapatsınlar. Bir dursunlar. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra nereye gideceğim diye düşünsünler. Herkesin bir evi var. 80 bin tane hanenin evi yok ama. 80 bin tane hanenin neredeyse 75 bin tanesi evlerini boşaltmış durumda. Az hasarlarımız bunun içinde dahildir. Devletimizin kanunları gereği orta hasar ve ağır hasarlar hasarlı olarak gözüküyor. Depremzede olarak görünüyor. Ama az hasarlara kıymet verilmiyor. Oysa ki bizim az hasarlı diye de bir 68 bin civarında hanemiz var. Bunun yanında belki de görülüyor da görülmek mi isteniyor bilmiyorum ama deprem anında yıkılan ya da hasar gören binaların yanında duran, adına kentsel dönüşüm için sıra bekliyor dediğimiz deprem hasarsız binalarımız var. Onlar da yanındaki yıkılanı gördüler. Şimdi onlar da boşalttılar. Burada ciddi bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin giderilmesi için depremzedelere evet biz haklarını almak için uğraş veriyoruz, çaba veriyoruz. Ama depreme yakalanmamış olup da depreme yakalanmak istemeyen vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm adı altında beklentileri var. İnşallah devletimiz de, belediyemiz de bu konuya eğilir. 99 depreminden sonra çok konuşuldu. Ölenlerimiz konuşuldu. İstanbul'un tekrar yeniden inşası konuşuldu. Onlar konuşulurken biz İzmir'de depreme maruz kaldık. İzmir'de
bu kadar can kaybıyla kurtulduğumuza şükrettik. Bundan sonra bir deprem daha olursa arkasından ağlamayalım. Çocuklarımıza sağlıklı bir gelecek, sağlıklı bir ev bırakalım istiyoruz biz. 99 depreminden sonra bir DASKA'da adına zorunlu deprem sigortası yapılmıştı ve herkesin bu sigortaya kaydının olması gerekiyordu ve bütün ev sahipleri de bunu yaptırdılar. Ama görüyorum ki çok da faydalı olmadı. Gerekli teminatlar yatırmanıza rağmen tam karşılığını alamadınız, öyle değil mi? Yani kesinlikle biz bu konuyla ilgili mağduruz. DAS kurumuyla ilgili bizim içimiz hiç rahat değil. Şöyle söyleyeyim ben size, şu anda bizim yaşadığımız ortamda deprem yaşamış olsa bile insanlar bir dahaki sefere evlerine ruhsat alırken, elektrik alırken, su alırken DASK'ını yaptırırlar, bir daha DASK yaptırmazlar. Ben buna taraf mıyım? Değilim. Herkes DASK'ını yaptırsın. Ben DASK yaptırmamış birisi olarak söylüyorum. Son 2 yıldır yaptırmamıştım. Buna rağmen herkes DASK'ını yaptırsın. Ama DASK kurumu denilen kurum da bence bir şapkasını önüne koysun ve düşünsün. Acaba ben kimi nasıl mağdur ettim diye. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en fazla prim yatırılan yeri işte İzmir'miş vesaire. Yani evet, doğrudur, haklılardır. Ama belki de en çok DASK yaptıran da İzmir'dir belki de. Ben de bunları araştırmadım yani bunu şimdi. Ben şunu biliyorum sadece. Bana ulaşanları biliyorum. Ağır hasarlı ev sahibinin 4 ay sonra bakanlığımıza şikayetimizle ödemeye başladılar. Bu bir ayıptır. Ağır hasarlı olmayıp da orta hasarlı ve az hasarlı olan binalara dediler ki siz dediler depremden önceki halinize dönüştürmek gibi bir sorunumuz var bizim dediler. 150 lirayla 13 bin lira arasında ağır, orta hasarlara 150 TL ile, hatta sıfır da var da sıfır ayıp olmasın diye söylemiyorum. 0 TL ile 5000 TL arasında da az hasarlara konut parası verdiler. Ama ben biraz önce söylemiştim, 75 bin kişi şu anda dışarıda, herkes evini terk etti. Depremin ağır ortası az olmaz ki. Herkes evini terk etti şu anda, yok yani. DASK şu anda bana bir kere lazım, o da burada lazım. Benim belki bundan sonra kısmettir tabii. Bundan sonra ömrümde belki de hiç DASK lazım olmayacak. Ben DASK ödeyeceğim. Ama DASK ödemiş insanları bu şekilde bana göre cezalandırmak diye düşünüyorum ben. Yani haramdır. Çok komik rakamlar ödenmiş duyduğuma göre. Kesinlikle öyle, bir kere şey var. Yani sistemin sanırım başında bir sorun var. Çünkü sizin eviniz depremden önce eğer 700 bin TL ise, metrekareniz işte 120 metrekare ise falan, 95 bin ile 150 bin arasında ödendi. Yani o 700 bin lira. Şimdi DASK'ın vardı senin diye söylüyorlar. DASK'ın varsa kurtarmış gibi. Hayır efendim, öyle bir şey yok. DASK bütün parayı ödemiyor. Bütün parası zaten o kadar. Yani bahse konu ödenmesi gereken para o kadar. Bence bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Tekrar bakılması lazım. Bize sorulması lazım. Nerede hasar, nerede eksiklik, nerede yanlışlık var diye. Çünkü biz buranın bir yıldan beri hafızasını oluşturduk artık. Yani depremzedelerin mevcut evlerin neyse nasılsa aynı şekilde tekrar yapılması ve vatandaşın cebinden de bir para çıkmaması gerekiyor. Sosyal devlet anlayışında benim mantığım bu, ama bunu yaşayamıyorsunuz. Aslında tabii ki yani olması gereken bu. Biz böyle konuşunca siyaset yapıyormuş gibi oluyor. 99 yılından sonra çıkartılan vergiler var. Benim evimde 4 tane var. 4 taneye verdiğim iletişimden tutun işte bununla ilgili bir takım vergiler var. Deprem için toplanan vergiler var. Bu deprem için toplanan vergiler bugün depremde bana lazım. Ama yok ortada. Ya ben şimdi tekrar evimi yaptırmak için ben çaba sarf ediyorum. Efendim işte belediyeye yalvarıyorum, emsal verin diye dilenci oldum. Devlete yalvarıyorum, kredi verin diye dilenci oldum. Ama ben demiyorum ki yani benim şu verdiğim vergiler nerede, o vergilerle gelin benim. O vergiler benim evimi yapar. Üstüne eşyasını düzer, üstüne de muhtemelen haçlık bırakır, yani öyle bir durumdayız. Ama biz bunu demiyoruz. Biz demiyoruz da evlerimiz yenilensin falan diyoruz. Çünkü çıkarımız yok, başka çaremiz yok. Çünkü karşımızdaki devlet büyük bir güç. Bizi anlasın, bari kredi versin, hiç olmazsa biz de ödeyelim diyoruz. Çok teşekkürler. Bir daha bu acıları yaşamayalım inşallah. Kaybettiklerimizi de başını sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Saygıyla, özlemle anıyoruz onları. Teşekkür ederim, sağ olun. Allah rahmet eylesin.